turp var. Hani bunları yesin diyor. Yedin. Bir de bunların o nerede ürettin bunları? Serada. Plastik serada. Plastik sera ne yapıyor? Bunu söylemek istemiyorum burada. Yani seralardaki mevsiminde üretilmeyen hiçbir şeyi ben Ahmet Maranki olarak tasvip etmiyorum. Kesinlikle bakın bunu bir kere daha bu ülkede altını çiziyorum. Plastiğin ham maddesi nedir? Belli, polietilendir. Polietilen neden yapılır? Petrolden yapılır. Petrol ürünleri nedir? Kanserojendir. Acaba güneş ışını geçerken bunun içinden ne geçiyor? Bir şey oluyor mu? Bunları birileri araştırsın. Bu üniversiteler, bu kurumlar bunları araştırsın. Bana bedava verse ben plastik seradan bir domatesi yemem. Ama cam seradan zamanında olan şeyler, yani çabuk büyüsün diye yiyebilirim. Çünkü cam nedir? Topraktır. Kumdur biliyorsunuz. Bunu da altını çiziyorum. Siz siz olun. Mevsiminde olmayan hiçbir ürünü. Şimdi çilek çıkmış. Ya çilek çıkmaz kardeşim şimdi. Bunu yemeyeceksin. Bedenin buna ihtiyacı yok. Bu millet artık uyanmalı. Gerek yok bunlara. Şimdi Avrupa'dan hastalarımız geliyor. Bir bakıyorum bitmiş. Niye? Orada iklim yok çünkü. Yok, evet. Hani bizdeki gibi yedi iklim yok. Çok şanssızlar. Çok göre. Şanssız. Adam evet. Diyor ki hocam biz ıspanak diyor. 12 ay var. Karpuz 12 ay var. Her şey 12 ay var. Şaşırdık diyor. Beden de şaşırıyor neyi nasıl yiyeceğini. Sizsiz olun. Sağlıklı yaşamak isteyenler. Ha Ahmet Maranki'ye, Seda Hanım'a inancınız varsa dinlerseniz kaliteli yaşarsınız diyoruz. Bu kadar basit diyoruz. Evet, evet. Artı sebzeleri aldık diyelim mevsiminde. Peki ne yapacaksınız? Bu millet yıllardır çocuğa makarna yedirdi ki besinli faydalı bir şey. Kaynattı sularını ne yaptı? Döktü gitti. B1, B2, B6, B12 suya geçen suyla bütün vitaminler gitti. Çocuklar o makarnayı yedi, posayı yediler. Ne kafası çalıştı, obez oldu hepsi. Böyle değil mi? Şu an obezite yaygın. Yani gelen 10 hastanın 7'si obez. Çocuklar şişmiş, yarısının adet görmüyor. Yarısı şey doktorların yanında hayret ediyorum böyle. Hocam niye? Hocam diyor nasıl olsun diyor. İşte bunları yiye yiye böyle oluyorlar diyor. Şimdi bu çok önemli. Sizsiz olun. Makarnayı, lahana yiyecek beyefendi, dolma yapacak. Haşladınız suyunu evde herkes birer bardak içsin. Güçlü bir antioksidan. Bedendeki toksinleri atıcı, zayıflama yağları yakıcı etkisi var. Allah Allah. Kansere karşı bile etkisi var. Canım 3 senedir bu ülkede programlarda lahana suyu kaynatıp içiriyor programcılar. Doğru. 4 sene önce bunlar yoktu bu ülkede. Ispanağı açlardık, suyunu dökerdik çocuklara dolapta anne çalışan anneler hazır olurdu. Bir yumurta kırıp yerdi. Bunların besin değerleri yoktu. Şimdi siz olun yemeklerinizi bir fazla pişirmeyeceksiniz tıkırında. Yemeği yediğinde tık edecek. Şimdi öldürüyorlar yemekleri bulamaç gibi. Doğru. Olmaz vitaminleri de öldürüyorsunuz. Tıkırında yiyeceksiniz bir. İkincisi haşladığınız zaman ki haşlayarak yiyin buharda yiyin. Mesela en faydalı yemek buharda yapılan yemektir. Buharı vereceksin. O biraz artık ölecek. Artık bu teknikleri de öğrendiniz. Öğrenmeyen kalmadı. Şimdi ben Ahmet Aydın hocama teşekkür ediyorum. Beslenme bilim dalı başkanımız. Çok önemli bir hoca. Müthiş bir insan. Buradan selam saygılarımı yolluyorum. Keşke üniversitelerde, bütün bölümlerde böyle hocalar olsa. Programımızda konuk aldık biliyorsunuz Ahmet Aydın hocamızı. İzledim çok önemli bir kendisini. Hoca. Ne diyor? Taş devri diyeti. Evet. Bakın ben size ne anlatıyorum? Taş devri diyeti ne demek? Ya tabii yaşam demek işte ya. Unu buğdaydan al, tuzu kaya tuzunu al, balı şekeri pekmezden al, meyveyi pişirme. İşte taş devri diyeti bu. Evet. Yani bunu anlatıyoruz. Biz de bunu söylüyoruz. Sebzeyi illa çok pişirme. Bir adım katmaya lüzum yok. Sebzeyi pişirme, çiğ ye mümkünse. Çiğ yediğin zaman olağanüstü bir şey. Hiçbir şey gitmiyor. Hocam midem hasta. Tamam hastalandırmışsın mideni. Ha onun için biraz haşlayıp yiyebilirsin hazmı kolaylaştırmak için. Demek ki yine bu dördüncü maddeyi söylüyorum. Suları haşlayarak yiyin bir. Fazla haşlamadan tıkırında. Sularını dökmeyin. İki. Bunu yaptığınız zaman bakın göreceksiniz hayatınız değişecek diye söylemek istiyorum.
Beşinci madde. Evet. Meyvelerinizi yemeklerinizden çiğ yediğiniz için bir saat sonra yiyeceksiniz. Bakın, pişmiş bir şeyle çiğ bir şey yan yana yediğinizde zehir olur, zehir. Biraz sonra anlatacağız. Kozmik beslenme tablosu. Neyi neyle yiyemezsiniz? Yediğinizde hangi hastalıklar olur? Ay, o çok önemli bir tablo. Çok dikkatle dinleyin. Kitaplarıma bunu koydum. En çok sitede bile en çok izlenen, çekilen tablo bu. Benim en çok ilgimi çeken tablodur o. Çok önemli. Çok enteresan. Ne neyi zehirliyor, ne neyi bozuyor? Senle öğrendim onu hocam. Şimdi yemeği yediniz. Arkasından tatlı asla. Ya yiyemezsin. Şimdi adam yemeği yedi, eti yedin. Hemen arkadan künefe söylüyoruz, değil mi? Olmaz. Abi künefe getireyim. Ben yemiyorum, bana bakma hocam. Yani ben... Bana kimse yediremez. Şimdi... En az iki saat geçecek, bütün etrafım bilir. Bakın herkes bu... Herkes bilir, hocam bir saat diyor, gene iyi davranıyor. En az iki saat. Tabii biz önce çay içiriyoruz ya, yani çayla beraber. Mesela şimdi diyorlar çaya şeker, ya ne lüzum var? Tatlıyla beraber azıcık güzel bir tatlı, üstüne çay, değil mi? Bak. Evet. Bir daha şeker koymana lüzum yok ki, bir taşla iki kuş vuruyorsun. Ama siz siz olun, hem doygunluğunuzu arttıracak, kan şekeriniz düştüğü için yemeği çok yiyorsunuz. Bir tabiri bu. Yemeklerden önce yiyelim tatlıyı. Ne güzel. Ne güzel. Aslında ben aç karnına seviyorum, evet, ya. Evet. Aç karnına. Tatlıyı açken yediniz mi? Aç karnına. Neden başbakanımız hocam, öyle yapıyor? Biliyor, işi biliyor. Öyle mi yapıyor? Bu kadar performans. Öyle mi yapıyor? Tabii. Bu kadar performansta sağlıklı yaşamak. Müthiş bir şey. Yani düşünün, yani biz değil mi birkaç program yapıyoruz, yoruluyoruz. Evet. Bir de böyle büyük insanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının, devlet adamların performansı Allah çok önemli. Allah kolaylık versin. Çok önemli yani bunda. İşte sağlıklı beslenme. Ama her başarılı erkeğin arkasında bir hanım kesinlikle var. Değil mi? Kesinlikle. Yani Emine Hanım bu konuları, evet, evet, çok iyi bilir ve anlatır devamlı yanında. Özellikle ne yapacağını. Emine Hanım. Evet, Emine bunda. Hanım bu konuları ben bildiğini iyi biliyorum. Evet. Sağlıklı beslenmede ona söylediğimiz bu sular var ya. Sayın Başbakan, ben de ıspanak suyu şunu 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 içiyorum diyor. Hem de bugünlerde. Niye diyor? Bu bilim ya. Bilimi reddedemezsiniz ki. Sağlıklı beslenme çok önemli. Yani bu ülkede zeytinyağı, limon içip de ölen biri mi olmuş? Ama binlerce kişi hastalıklardan ölüyor. Siz siz olun bunu için diye söylemek istiyorum ve devam ediyoruz. Ve unutmayın, altını çizdik. Yemekten hemen sonra meyve asla yok. Yemekten hemen sonra tatlı yok. En az bir saat diyor, bana bırakıyorsanız iki saat. Evet. Önce yemeye çalışın, yoksa... Önce yediğinizde zaten doygunluk olduğu için yemek de yiyemiyorsunuz bakın. Ben önce yemeği seviyorum. Tabii. Onun için siz onu dediği gibi iki saat sonra da olabilir. Bir de meyveyi de tatlıyla beraber olmaz. Yani meyveyi de tatlıyla, diyelim bir saat sonra tatlıyı çayla yediniz. Ondan da bir saat sonra. Niye bir saat? Hazım süreleri yaklaşık sebze ve meyvelerin 45 dakika diyelim. 45 dakikada bedene yediğiniz yemeği alıyor, bütün yayılanıyor, mide boşalıyor. Ama bizim Türk mutfağımız da böyle değil mi hocam? Mesela tatlı, meyve bir arada, restoranlarda bile bir arada. Mesela yurt dışında böyle değil, biliyor musun? Değil. Öyle bir şey yok bizdeki kesinlikle gibi. Getir masayı, donat, böyle bir şey yok ki onlarda. 15 sene ben hem Amerika'da hem Rusya'da kaldım. Zaten onlar biraz yemek için yaşıyorlar yani. Ama gene de böyle değil. Değil. Onlar tabii çok hazır. Ve porsiyonlar çok büyük. Çok hocam, büyük ama 6'da oturuyorlar, 12'ye kadar yayarak yiyorlar bir de. Şimdi biz eve ne yapıyoruz? Hemen evden geliyoruz, hanım diyoruz, yemek hazır mı? Çabuk. Hazır. 5 dakikada eti, yemeği, meyveyi, tatlıyı yiyor, alıyor eline, oturuyor koltuğa, pıt 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 zap yapıyor. Bir saatte radyo dalgalarıyla beden çöküyor, yıkılıyor. Sopa yemiş gibi sabahları kalkıyor. Ya bu yemeği sindire dindire, seve seve, o elmayı al ağzına, bir ısır suyuna, bir bak böyle ne güzel yaratılmış. Şimdi bu elmadaki A, B, B1, C vitamini böbreğime gidiyor, dalağıma gidiyor, pH'sı bana uygun. Bunu düşün, düşüncenin gücünü kullan.
Yok bunlar yok şimdi. Böyle öğretilmiyor ki Seda Hanım bunlar. Hangi okulda bunlar öğretiliyor? Hangi biyoloji dersinde? Siz okullarda yemek dersi mi var? Sevgi dersi mi var? Çocuk bakım dersi mi var? Çocuk lisede. Şimdi kızı, yani biz bunları anlatıyoruz ama biraz boşa gidiyor. Neden? Kızımız liseyi bitiriyor. C1, geometri, matematik, yarış atı gibi. Gece gündüz zaten hiç yemek görmüyor. Annesi yapıyor her şeyi. Üniversiteyi kazanamıyorsa, biraz gösterişli biri ise hemen diyorlar şu kızı kaçırmayalım. Evleniyor. Evet. Evleniyor. Tabii biyolojik olarak çocuk da doğuyor. Mecburen aşk yok, sevgi yok. Çocuk doğdu, yemek pişirme yok. Çocuk bakımı yok, besleme yok. Ne sağlıksız bir nesil. Bu okullarda bu dersler konulmalı. Sana Milli Eğitim Bakanı bunları yapmalı. Nimet Hanım bir hanım olarak bu genç nesillere biyoloji öğretilene kadar, bakın yurt dışında böyle değil, 4'e kadar insanlar bir eğitim alıyor, mesleğe yöneliyor artık. Ha, bence bu dersler mutlaka konulmalı. Eğitici şimdi TRT'nin programları var. Okul programı. Buralarda bunlar öğretilmeli. Öğretilmezse bu Seda Hanım'ın işi değil ki. Ahmet Maranki'nin hiç işi değil. Olsun, biz ama biz bunları veriyoruz. Anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Edeceğiz. Peki hocam, meyve de söyledik, tatlıyı da söyledik. Şimdi yemeğin vakti. Şimdi oruç tutuyoruz değil mi? Oruç tut, sıhhat bul diyor Efendimiz. Ne demek sıhhatli olmak? Sıcaklara da denk geliyor vallahi hocamı, iyi dinleyin. Evet, iyi dinleyin. Şimdi oruç tutup sıhhat bulacakken bir terslik var Seda Hanım. Ney? Ya oruç ayında hastalıklar %26 artmış geçen sene. Neden? Şimdi bir aç kalıyoruz usulen. Zaten 11'e kadar uyuyorlar hani. Ondan sonra akşam oturuyor 3 öğünün. 11 gene iyi. 3'e 4'e kadar uyuyan var. Uyuyorlar. Nasıl oruçsa bu. Hareket edeceksin, çalışacaksın, motivasyon lazım. Akşam 3 kat yemek yiyor. Bunu yediğiniz zaman ne oluyor? Daha çok hastalanıyorsunuz. Siz olun. Akşam güneş battı, yemeğinizi yiyeceksiniz. Bir daha yemek asla yiyemezsiniz. Organların saati var Seda Hanım. Biyolojik ritim var. Bugün biyolojik ritimi okullar öğretmezse tıp fakülteleri, sağlıklı yaşamak asla mümkün değil. Amerika'da bir öğretiliyor, Rusya'da öğretiliyor, Çin'de, Malezya'da, bütün dünyada öğretiliyor. Bir Macar bunu biliyor, Bulgar biliyor. Diyor ki yani bize gelen insanlara biz biliyor ama bunu biz bilmiyoruz. Yani siz gece 11 ile 1 arası safra kesenizin kendini temizleme zamanı, yemek yer, tatlı yiyip, çerez yiyip. Ay ona da bayılıyorum. Hala bunu yaparsanız. Organların saatlerini anlattı ya hocam. Bayılıyorum ona. Yatmanız gereken saatte yatmadığınızda o saatte organ görevini yapamıyor. Yapamıyor. Uyuyacaksınız. Beden enerjisi 12 Hz'tir. 6 Hz'e düşüyor, 4 Hz'e düşüyor uyuduğunuzda. Beyine giden enerji en çok lazım olan organa gidiyor. İşte 2 saat safrayı temizliyor. Ondan sonra gece 1-3 arası karaciğeri temizliyor. 3-5 akciğeri temizliyor. Tam uykunun derin anında beden temizlik yapıyor her çalışıyor, gün. Nasıl İstanbul'u geceleri temizliyorlar, çöpleri alınıyor. Sabaha pırıl pırıl olması için. Bunlar çalışacak ki, bakın, safra salgısı, karaciğer salgısı yediğin yemeğin üstüne akacak ki, kolum diyor sabah yine yiyecek. Ben onu 5-7 sindirim sistemine düşürüp, defiacet yapıp attıktan sonra yine yiyecek çünkü. Senin organların çalışmadıysa, yemek üstüne taam, taam üstüne taam yemek zehirdir diyor. Yiyemezsin ya, olmaz. Hipokrat'tan İbn Sina'ya kadar bakın, en büyük kötülük bedene diyor yemek üstüne yemek yemektir. 4 saat ara geçmeden yemek yiyemezsiniz. Olmaz böyle bir şey. Ne bilimde var, ne dinde var, ne sünnetullah'ta var. Şimdi bunu yaparsanız, yerseniz şefkat tokatını da yersiniz. Nedir şefkat tokası? Mide ağrısı, safra taşı kumu, böbrek kumu, kalın bağırsak rahatsızlığıdır. Onun için siz mutlaka yemeği akşam güneş battı. Öyle olmasaydı Allah orucu teravih namazında yiyin derdi değil mi? Evet. Niye akşam demiş? Bir şey var demek ki. Bunu araştırması lazım. Hiç kimsenin umurunda değil bunlar.
Din adamları söylüyor bunu. Neden söylenmiş? Niye söylenmiş? Niçin söylenmiş?